Alaska, Amerika kıtasının en düşük suç oranına sahip en kuzey noktasıdır ve bu şaşırtıcı değildir. Ne de olsa, burada esas olarak başkentte yoğunlaşan küçük bir nüfus var ve geri kalan tüm alan doğa tarafından işgal edilmiş durumda. Sakin ve güvenli bir atmosfer olmasına rağmen burası suçlular tarafından da ihmal edilmemektedir. Alaska'nın ünlü suçlularından biri, sadece yerel yetkililere değil, FBI'ye bile sorun çıkaran Robert Hanson'du. O adam bir noktada sadece vahşi hayvanları değil, kadınları da avlamaya başlayan bir avcıydı. Onları yakalıyor, gönüllü olarak ormana bırakmaya hazırlanıyor, ancak sonunda tekrar yakalıyor ve bir bıçak ya da av tüfeğiyle canlarını alıyordu. Neyse ki bu tür manyaklara çok nadir rastlanıyor. Ancak, bu böyle bir vaka değildir. 13 Mayıs 2005 tarihinde Alaska eyaletinden iki müfettiş başka bir eyalete, Washington'a gitmek zorunda kaldı. Olympia Banyosu, birkaç yıl önce Alaska'da işlenen bir suçun soruşturmasında nihayet bir ilerleme kaydetmişti. Michelle Hox adında 22 yaşında bir kızı kapsamaktadır. Ekim 1972'de doğmuştur ve Louisiana eyaletindendir. Michelle 1994 yılında arkadaşlarıyla gittiği bir tatilden sonra Alaska'ya aşık olmuş ve onsuz yaşayamayacağına karar vermişti. Taşınmak için Anchorage'ı seçti ve diğer Amerika Birleşik Devletleri şehirlerinin kentsel koşuşturmacasının Alaska'nın görkemli doğasından ne kadar farklı olduğunu görünce çok sevindi. Michelle aynı zamanda Alaska'da popüler bir kulüpte dansçıydı. Cazibesi ve her erkeğe bir yaklaşım bulma yeteneği, müşterilerinin sevgisini kazanmasına yardımcı oldu. Popülerliği sayesinde, hızla iyi bir miktar para biriktirdi ve hatta yeni bir yerde kendi evi için kredi aldı. Ancak Michelle'i diğer dansçılardan ayıran şey sadece dans tekniği değildi. Kız oldukça kurnaz ve çekiciydi ve neredeyse her erkeğe bir yaklaşım bulabilirdi. Sık sık onları masaya oturtuyor ve erkeklerin çok hoşuna giden bir sohbet başlatıyordu ve müşteriler onunla daha sık görüşmeye devam etmek istiyorlardı. Ekim 1994'te Michelle, ilk kez Kent Dipin adında bir adamla tanıştı, o da kısa bir süre önce mesleki ilerlemesi için Alaska'ya taşınmıştı. Adam Michelle'in cazibesine ilk görüşte kapılmış gibi görünüyordu ve her gün çalıştığı kulübü ziyaret ederek onun için büyük meblağlar harcadı. Michelle de bu ikili ilişkiyi uzun süre sürdürdü, ta ki bir noktada duygularına karşılık verene kadar. İkili arasında romantik bir ilişki gelişti ve sadece bir ay sonra Michelle, Kent'e birlikte yaşamayı ve onun evine taşınmayı teklif etti. Oysa aynı dönemde Michelle, yerel bir reklam ajansı olarak çalışan ve Michelle ile bir kulüpte çalışırken benzer koşullar altında tanışan Scott Hilke adında başka bir adamla nişanlanmıştı. Ekim 1994'te Michelle kendini aynı anda iki erkekle nişanlı buldu. Aslında Kent'te Kasım ayında ona evlenme teklif etmişti. Scott ise işi nedeniyle sık sık evden uzaklaşıyor, ancak döndüğünde tüm boş zamanlarını Michelle ile geçiriyordu. Ve gariptir ki Kent, Scott'un arkadaşlığından hiç de çekinmiyordu. Aslında, Michelle bu ikili ilişkinin kontrolünü tamamen elinde tutuyordu. Kent'e, Scott'un eşcinsel olduğunu ve onun iyi bir arkadaş olduğunu söyledi. Tam tersi yönde, Scott'a da aynı şeyi söyledi ve bu ikili ilişkiyi ve çifte nişanı gizledi. Michelle önümüzdeki birkaç ay boyunca bu komplikasyonlarla uğraştı. 1994 yılında New Versailles'den Von Karlin adında bir adam genç oğluyla birlikte Alaska'ya taşındı. Haziran ayında Von, Michelle ile benzer bir şekilde tanıştı. Michelle onu striptiz kulübüne götürdü ve sohbet etmeye başladılar. Bu sohbet sırasında Von, Hollanda'nın Amsterdam şehrine gitmeyi planladığını açıkladı ve şaka yollu Michelle'in de kendisiyle gelmesini önerdi. Şaşırtıcı bir şekilde Michelle kabul etti ve Von'un sözlerini ciddiye aldı. Ağustos 1995'te, Michelle ve Von gerçekten de Avrupa'ya ortak bir tatile gittiler. Böylece Michelle'in artık durumlarını birbirlerinden saklaması gereken üç erkek vardı.
O yılın Kasım ayında Michel evinde büyük bir tadilata başladığında durum daha da karmaşık bir durum aldı. O, Michel'i ev işlerinde kendisine yardımcı olması için karısı olana kadar yanında kalmaya davet etti. Ayrıca Michel ona eşcinsel bir arkadaşıyla ilgili bir hikaye anlattığında Kent'i de davet etti. Scott da kendisini tek nişanlı olarak görüyordu ve iş seyahatlerinden döndüğünde Michel'in yanına yani Von'un evine uğruyordu. Bazen Michel'in üç nişanlısıyla da aynı anda aynı evde olduğu oluyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Michel tüm bu ilişkileri kimse aldatmacanın farkına varmadan sürdürmeyi başardı. Michel, duygularını manipüle ederek taliplerinden önemli miktarda paralar aldı. Buna ek olarak, beyler onun sevgisini başka yollarla da kazanmaya çalıştılar. Örneğin, Von evi yenilemek için büyük miktarda para yatırdı ve ona bir kürk manto verdi ve aldığı nişan yüzüğü de çok pahalıydı. Aynı zamanda Kent, Von'un evinden kovulmasına ve Michel'in aslında başka bir adamla yaşamasına rağmen onun ilgisi için savaşmaya devam etti. Michel'in iki haftada bir Kaliforniya'da Scott'la görüşmeye devam ettiği ortaya çıkınca durum daha da kafa karıştırıcı hale geldi. Döndüğünde ise Kent'i tamamen görmezden gelerek Von'la birlikte yaşıyor ve sosyalleşiyordu. Her ne kadar ilişkisi hakkındaki gerçek saklansa da, her iki adam da Michel'in muhtemelen kendilerine aşık olmadığını fark etti, ancak yine de ona karşı olan duygularını inkar edemediler. Kent'in Von'un evinden atılmış olması ve Michel'in başka bir adamla yaşıyor olması bile Kent'in ısrarını engelleyemedi. Birkaç ay sonra Michel nihayet Kent ile bir düğün tarihi belirlemeyi kabul etti. Michel'e yakınlaşmayı başaran Kent'in çabalarından kaynaklanıyordu. Ancak, kız ilişkilerinden önemli ölçüde yararlanmaya devam etti. Ortak bir banka hesapları ve birinin ölümü durumunda varlıklarını elden çıkarmalarına izin veren hayat sigortası poliçeleri vardı. Kent bir vasiyetname yazarak tüm mal varlığını müstakbel eşine bıraktı. Ancak Kent'in ailesi bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamadı. Hayat sigortası poliçesini ve Kent'in ölümü halinde Michel'in alacağı miktarı öğrendiklerinde, evliliğin başarısız olmasını umdular. Bu ilişkide aşk birincil duygu değildi. 26 Nisan 1996 Cuma günü, Kent'in babası, oğlunu düğünü iptal etmeye ikna etmek için ziyarete geldi. Baba geldiğinde Kent'i neredeyse delirmiş bir halde, histeri krizleri içinde buldu. Bunun nedeni nişanlısı Michel'in bir gece önce ortadan kaybolmasıydı. Kent babasına Michel'in Von'un evinde olduğunu ve ona ne olduğunu bildiğini ancak bunu ona söylemediğini söyledi. Kent nişanlısını aramaya devam etti, ancak babası yardım edemedi ve Alaska'dan ayrılmak zorunda kaldı. Birkaç gün sonra, 2 Mayıs 1996'da, ebeveynler Kent'ten garip bir mektup aldılar. Mektup, posta damgasından da anlaşılacağı üzere, babanın Alaska'dan ayrılmasından sadece birkaç saat sonra gönderilmişti. Zarfın içinde bir not ve mühürlü bir zarf daha vardı. Notta ikinci zarfın sadece Kent'e bir şey olması durumunda açılması gerektiği yazıyordu. Ebeveynler tedirgin olsalar da bu isteği yerine getirmeye karar verdiler ve neler olup bittiğini öğrenmek için ikinci zarfı açmadılar. Kent'e telefonla ulaşmaya çalıştılar, ancak Kent sayısız çağrıya cevap vermedi. Aynı gün, Anchorage'dan bir teknisyen ekibi şehir dışındaki bir röle hizmeti alanına gitti. Ormandan geçerken şoför garip bir kırmızı nokta fark etti. Ne olduğunu görmek için durup kontrol etmeye karar verdi. Dehşet verici bir şekilde, parlak kırmızı bir ceket ve içine sarılmış bir insan cesedi olduğu ortaya çıktı. Olay yerine polis çağrıldı ve bunun planlı bir suç olduğu anlaşıldı. Ceset Kent'e aitti ve çevresinde 3 mermi kovanı ve açık ayak izleri bulundu. Kurbanın kimliği ve ölüm nedeni tespit edildi. Kent sırtından, karnından ve başından 3 kurşun yarası almıştı. Dakikalar içinde kan kaybından ve iç kanamadan ölmüştü. Kimliğinin ve cüzdanının çalınmamış olması cinayet sebebinin hırsızlık olmadığını göstermişti.
cüzdanda ayrıca kentin ölümünden sonra sigorta ödemesini kimin alması gerektiğine dair yeni kararı da vardı. Polis soruşturmaya başladı ve ilk iş olarak kentin banka hesabını paylaştığı Michelle'i ziyaret etti. Michelle poliste konuşurken nişanlısıyla olan ilişkisinin ayrıntılarını saklamadı. Ayrıca trajediden birkaç gün önce Los Angeles'ta başka bir adamla kalmaya gittiğini de açıkladı. Tabi söz konusu adam Scott'tu. Orada birkaç gün kalmış ve kentin ölümünden kısa bir süre önce geri dönmüştü. Michelle ayrılışının başlangıcından korkunç haberi öğrendiği zamana kadar geçen süre boyunca onu görmediğini iddia etti. Sorgulama sırasında ağlamış ve ilişkilerinin ve nişanlarının ayrıntılarını anlatmıştı. Polise, nişanlanmanın, eşcinselliği hakkındaki korkunç sırrı akrabalarından gizlemek için olduğunu söyledi. Bu haberler zaten çok az ipucu olan soruşturmayı daha da zora soktu. Ailesi kentin ölümünü ancak 4 Mayıs 1996'da öğrendi. Doğal olarak, bir gün önce aldıkları ve sadece ölümü halinde gizlenmesi gereken mektubu hemen açmışlardı. Mektubun içeriği onları büyük bir şoka uğrattı. Kent, ölü bulunması halinde 3 kişiden birinin suçlanacağını yazıyordu. Bu kişiler Von, Michelle ya da Scott'tu. Ayrıca ölümünden sonra korkunç bir istekte bulunduğunu da yazmıştı. Ailesinden Michelle'i öldürmelerini istemişti. Ailesi mektubu derhal emniyet güçlerine teslim etmiş ve soruşturmada ciddi şüpheliler ele alınmıştı. Peki ama bu cinayetin sebebi neydi? İlk akla gelen teori kıskançlık, ama bu durumda bu dört kişi nasıl anlaşıyordu? Suçun nedeni ne olabilirdi? Sonra polis Michelle'i tekrar sorgulamak zorunda kaldı. Kız bu sigortayı alabileceğini bildiğini itiraf etti. Belli bir miktar bilmediğini, sadece bu miktarın belli bir yüzdesine sahip olacağını bildiğini de ekledi. Geri kalanının Kent'in babasına gitmesi gerekiyordu. Ancak Kent sözleşmeyi değiştirmişti ve artık sözleşmede sadece anne ve babasının isimleri vardı. Michelle bu değişiklikten haberi olmadığını açıkladı ve bu da şüpheleri daha da artırdı. Eğer artık sigorta için uygun olmadığını bilseydi, gerekçesi tamamen farklı olurdu. Neden Kent'i hayatından mahrum etmek istemiş olabilirdi? Eğer bu olaydan hiçbir şey elde edememişse, Michelle bir numaralı şüpheli olarak değerlendirilebilirdi. Ama suç işlendiği sırada sağlam bir mazereti vardı. Hafta sonunu Kaliforniya'da Scott ile gölde geçiriyordu. Oradan 25 Nisan öğleden sonra ayrılmış ve kentin ölümüne kadar dönmemişti. Michelle fiziksel olarak bunu yapamazdı. Scott'la birlikte olduğu düşünüldüğünde, Kent'in şüpheli listesinde geriye kalan tek kişi Von Carlin'di. Eğer Von gerçekten failse, Kent'i ormana getirmeyi nasıl başarmıştı? Ve nedeni neydi? Bunu öğrenmenin tek yolu sabah ilk iş Von'u sorgulamaktı. Kendisine olay hakkında genel olarak ne bildiği soruldu, ancak adam olay hakkında hiçbir şey bilmediği için polise yardımcı olamayacağını söyledi. Bu ifade daha en başından şüphe uyandırmıştı. Müfettişler sorgulama için Von'un evine geldiklerinde, Kent'in arabasının evin hemen önünde olduğunu fark ettiler. Bir adam neden böyle bir yere park eder ve neden daha sonra ölü bulunur? Bu olaydaki bağlantı nedir? Müfettişler hemen arabayı aradılar ve Von'un Michelle'e hitaben yazdığı bir mektup buldular. Mektupta cesedin bulunduğu yerin yakınında bir kulübe satın aldığını söylüyordu. Mektupta ayrıca, "Lütfen nerede olduğumuzu kimseye söyleme" yazıyordu. El yazısı Michelle'inkine çok benziyordu. Eğer o mektup Kent'in arabasındaysa, içinde ne olduğunu bilmiyordu. Peki, tüm bunların bağlantısı neydi? Görünüşe göre Kent, Michelle'in gitmesi ve nerede olduğunu söylememesi üzerine histeriye kapıldığı anda bu mektubu bulmuştu. Onun için her şey yerli yerine oturdu. Eğer Michelle Von'a böyle bir şey yazıyorsa, o zaman Von onun nerede olduğunu biliyordu. İşte o anda Michelle ve iki nişanlısı Kent'e karşı bir komplo düzenlemişlerdi.
Scott Michelle'i kendi evine götürdü, böylece ona bir mazeret sağladı ve Kent'i bir tuzağa çekti. Von daha sonra Kent'i nişanlısına götürmek için bir bahane bulacaktı ama aslında onu ormana götürecek ve orada üç el ateş edecekti. Ancak bunun Von'a ne yararı olacaktı? Polisin teorisine göre Michelle, Von ve Scott $1 milyon ödemeyi almak için suç ortağı olmuşlardı. Ancak bu hipotezi destekleyecek somut bir kanıt yoktu. O sırada eldeki tek şey ikinci derece kanıtlardı. Ancak zaman geçtikçe, olay yerinde bulunan mermi kovanlarının incelenmesiyle soruşturmada ilerleme kaydedilmişti. Suç aleti olarak kullanılan silahın otomatik bir desert eyakli olduğu tespit edilmişti. Ancak soruşturma için gerekli olan fiziksel kanıtlar hiçbir zaman bulunamadı. Yıllar geçti, dava yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Ancak 8 yıl sonra, eski suçları çözmeye kendini adamış yeni bir polis departmanı soruşturmayı yeniden açtı. Hiç sorgulanmamış kilit tanıklardan birinin Von Carli'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Suç işlendiği sırada reşit değildi ve sorgulanması için babasının izni gerekiyordu. Şimdi, 8 yıl sonra, sorgulanmak üzere çağrıldı. Von'un oğlu bir gün babasını Michelle ile birlikte banyoda fark ettiğini ve banyoda güçlü bir çamaşır suyu kokusu olduğunu söyledi. Lavabonun ortasında duran siyah renkli büyük bir silah, Von ve Michelle hakkındaki şüpheleri daha da arttırdı. Bir silahı çamaşır suyuyla temizlemek, suçtan geriye kalmış olabilecek kan izlerini, parmak izlerini ya da diğer lifleri ortadan kaldırmak için iyi bir yoldu. Von'un oğlu silahlar konusunda bilgili olmadığı için gördüğü silahın gerçekten bir desert eyakli olup olmadığını doğrulayamadı. Ancak polise başka bir ipucu verdi, babasının silahı bir gazete ilanından aldığını biliyordu. Müfettişler Ocak 1995'e kadar uzanan arşivlerde böyle bir ilan buldu. Kent'in ölümünden sonra silahı satan adam sorgulanmış ancak onu teşhis edememiştiz. Ama şüphelinin evinin neye benzediğini hatırladı ve en önemlisi Von'dan alınan kılıfı teşhis edebildi. Bu ifade çok önemliydi çünkü Von'un ilk sorgularda yalan söylediği ve o kalibrede bir silaha hiç sahip olmadığını iddia ettiği anlamına geliyordu. 13 Mayıs 2005'te, suçtan 9 yıl sonra, Alaska müfettişleri Michelle ve kocasının o sırada yaşadığı Olympia, Washington'a gitti. Kız polise direnmedi ve ajanları eve davet etti. Memurlar, Kent'in katilinin kim olduğunu sordular. Michelle ise birkaç varsayımda bulundu, bunlardan birinde Von Carli'ni suçladı ve doğal olarak Kent'in ölümünden kendisini sorumlu tutmadı. Ancak Michelle'in masumiyetini mahkemede kanıtlaması gerekecekti. Von Carli'nin duruşması 2007 yılında gerçekleşti ve oğlu aylar önce müfettişlere söylediği şeyleri doğruladı. Von'un avukatları banyo sahnesinin gerçekleştiğini inkar etmediler, ancak müvekkillerinin sadece kendisini savunduğunu belirterek her şey için Michelle'i suçladılar. Şimdi jürinin bu teoriye inanıp inanmayacağına karar vermesi gerekiyordu. Birkaç gün süren müzakerelerin ardından kararlarını verdiler. Von Carli'nin, Kent'in ölümünden suçlu bulundu. Ancak, Michelle'in 20 Eylül 2007'de yapılacak olan duruşmasından sonraya kadar hüküm giyemeyecekti. Bu davada Michelle'in suçluluğunu kanıtlamak çok zor bir görevdi. Aradan 9 yıl geçti ve bu süre içinde anne oldu ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşıyordu. Onu, nişanlısı da dahil olmak üzere maddi kazanç için öldürmeye hazır, paraya aç, çıkarcı bir kadın gibi göstermek yanlış bir şey gibi görünüyordu. Davanın en başından itibaren Michelle'e karşı herhangi bir fiziksel kanıt, DNA testi ya da başka bir araştırma olmadığı açıklandı. Ancak bu durum, Michelle'in Kent'in ölümüne karışmış olabileceği gerçeğini ortadan kaldırmazdı. Savcılığın argümanları, bir striptiz kulübünde çalışan ve erkekleri büyülemek ve bundan kazanç sağlamak için her yola başvurmaya hazır olan Michelle'in kişiliğinin bir tanımıydı. Jürinin, suçun nedeninin Kent'in ölümü halinde alacağı sigorta olduğuna ikna edilmesi gerekiyordu.
Ancak, bu iddiayı doğrulamak zordu çünkü sadece Michel ve Von arasındaki eşpostalara dayanıyordu. Te yandan savunma makamı, suçun nedeninin para değil kıskançlık olduğunu savunmuştu. Von'un sevdiği kız için tek kişi olmak amacıyla rakibinden kurtulmak istediğini ve bunu kız uzaktayken yaptığını öne sürdüler. Kent'in ailesine yazdığı mektupta Michel'i de suçlaması ve ne pahasına olursa olsun onu yok etmek istemesi tartışmalı ve karmaşık bir durum olmaya devam etmekteydi. Ayrıca o gün banyoda neden Von ve silahla birlikte olduğu da soru işaretleri bırakıyordu. Tüm bunlara rağmen, jüri 22 Ekim 2007 tarihinde Michel'i Kent'e karşı işlediği suçtan suçlu bulan bir karara varmıştı. Michel ve Von 2008 yılına kadar cezalarını almadılar. Sonra her ikisi de 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçtan 12 yıl sonra, kurbanın yakınları nihayet faillerin parmaklıklar ardında olduğunu öğrendi. Ancak 2010 yılında bir temyiz mahkemesi Michel hakkındaki suçlamaları düşürdü. Mahkemenin kararında Kent'in ölümünden kısa bir süre önce ailesine yazdığı bir mektup etkili oldu. Bu soruşturma sonucunda Michel serbest bırakıldı. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.